Yusuf. TTK'nın almadığı aslında altın damarlarda çalışıyoruz. Bu zenginliği ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz. Ekonomik değeri olmayan kömürlerde biz üretim yapıyoruz. Ve üretime de katkı yapıyoruz. Katkı yapıyoruz. Yani. Burada en az 30 yıllık daha kömür var. Zonguldak'ımızda var 150 yıllık kömür. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun almadığı atıl damarlar ekonomiye kazandırılıyor. Efendim ekonomisini kaybetmiş damarlarda biz burada rödevansçılar olarak üretim yapıyoruz. Ya. Damarların kalınlığı 5-6 metreyken ben burada 80 santimde 1,5 metre üzerinde bir kömürle çalışıyorum. Zonguldak'ta üretim yapan Akkurt Madencilik kapılarını ulusal kanala açtı. Evet, indik maden ocağına. Karalmaz'da bir firmanın kömürler, yer altından çıkan kömürler geliyor. Buraylarla beraber ayrıştırma tesisine gidiyor. Orada ayrıştırılıyor. Demirde kullanılan kömür, santralde kullanılan kömür, yakıt olarak kullanılan kömür diye ayrıştırılıp ve piyasaya sürülüyor. Bütün firmalar bizim gibi cesaretli böyle çalışsa bugün biz dışarıdan koktaşa bir taş kömürünü getirmeyiz. Kendi kömürümüzle yağımızı biz... Maden işletme sahibi Alaaddin Kurnaz daha fazla kömür çıkarabileceklerini söyledi ancak bunun için destek şart. Şu anda ben 91 bin ton üretim yapmışım 2020'li sonu. Bunu ben 150 bin ton yaparım. 300 kişiyle ben 150 bin ton üretim yaparım. Bir mekanize sistemi daha kururum. Burada teşvik edilirse... Vatan Partisi'nin Zonguldak'ta yaptığı kömürde üretim devrimi kurultayı büyük ses getirmişti. Alaaddin Kurnaz üretim vurgusu yaptı. Kurultay, kömür kurultayı var burada. Vatan Partisi'nin sizler gündeme getiriyorsunuz bunu yani hem sendika, TTK. Mutlaka taş kömürünün yerinin altındaki o altın madenimizin mutlaka dışarıya çıkarılması lazım. Biz üretim diyoruz yani.